Merhabalar sevgili gençler, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi saymayı bitirdik, permütasyonu bitirdik, tekrar permütasyonu bitirdik, permütasyon neyse, kombinasyonu bitirdik, geometrik kombinasyonu bitirdik, sıra binom açılımında. Araya sıkışmış bir konu ve nasıl diyeyim, böyle araya sıkışmış bazı konular var ya, işte nedir, binom açılımı gibidir, ondan sonra genelde böyle mantık, istatistik, grafik gibi böyle herkesin varlığından haberdar olduğu ama bir türlü tam detayıyla bilmediği konuların içerisinden en zor olanı, öğrenciler için en zor geleni budur diyebiliriz. Ama gayet basit, merak etmeyin. Basit bir şekilde anlatacağım. Kısa sürecek zaten video, merak etmeyin. Şimdi n pozitif bir doğal sayı olmak üzere a artı b'nin n'inci kuvveti açılımında n'in sıfırlısı çarpı a üzeri n, n'in birlisi çarpı a üzeri n eksi 1 çarpı b üzeri 1, n'in n'lisi b üzeri n. Yani şimdi burada dikkat ettiyseniz, bak şimdi burada n'den 0'ı çıkardın n, n'den 1'i çıkardın n eksi 1. N'den n'i çıkardın, aslına bakarsanız a üzeri 0 değil mi? N'den n'ye çıktı, a üzeri 0. Hatta dikkat ederseniz buradaki 0 b üzeri 0, buradaki 1 b üzeri 1, buradaki n b üzeri n. Bu açılıma binom açılımı denir diyoruz. Peki mesela x artı y'nin 4. kuvvetinin açılımında buraya y üzeri 0 ve şuraya x üzeri 0 eklemek istiyorum. Şuraya hoca ekledin de ne oldu? Şu oldu. 4'ün sıfırlısı x üzeri 4 eksi 0. Tamam. Y üzeri 0. 4 eksi 1 3. Y üzeri 1. 4 eksi 2 2. Y üzeri 2. 4 eksi 3 1. Y üzeri 3. 4 eksi 4 0. Y üzeri 4. Tamam. Güzel. Bu açılımı bu şekilde yapabiliriz. Kombinasyon kullanmayı zaten biliyoruz. Bu da buna eşittir diyebiliriz. A artı b'nin n'inci kuvvetinin açılımında n artı bir tane terim vardır. Yani şuradaki neyse sevgili gençler, ben size bu açılımda kaç tane terim vardır diye sorduğum zaman şurası neyse bir fazlasını söyleyeceksiniz. 5 ise 6 diyeceksiniz, 9 ise 10 diyeceksiniz. Terimler a'nın azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan r artı birinci terim, ki bizim soruların %90'ında kullanacağımız formül budur, n'in r'lisi çarpı a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r'dir. Her terimde a ve b'nin üstleri toplamı n'dir. Aynı yukarıdaki olduğu gibi bakın. Burada ne vardı? Y üzeri 0. Burada ne vardı? X üzeri 0 çarpımı. 4 ile 0'ın toplamı 4. 3 ile 1'in toplamı 4. 2 ile 2'nin toplamı 4. 1 ile 3'ün toplamı 4. 4 ile 0'ın toplamı 4 gibi. N'in r'lisi n'in n-eksi r'lisine eşit olduğundan baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin katsayıları birbirine mutlaka eşittir. Katsayılar toplamı bulunurken a ve b yerine 1 yazılacağız. Bazen 1 yazmadan da katsayılar toplamını bulmamız istenecek. A artı b'nin 2n'inci kuvveti açılımında terimler a'nın ya da b'nin azalan kuvvetlerine göre sıralandığında ortadaki terim mutlaka 2n'nin n'lisi çarpı a üzeri n çarpı b üzeri n, yani üstler birbirine eşit olacak diyoruz. Mesela 2x eksi 3y'nin 6. kuvveti açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre yapıldığında terim sayısı mutlaka 7'dir. Nasıl bulduk? Bunun bir fazlası. Baştan 5. terim nasıl bulunur? 6'nın, şimdi baştan r artı 1. terim 5 ise r 4'tür. 6'nın 4'lüsü çarpı 2x'in 6'dan 4'ü çıkardım 2, eksi 3y'nin de bakın buradaki 4. 4. kuvveti. 6'nın 4'lüsü 6'nın ikilisine eşit ve 15. 2'nin karesi 4. Eksi 3'ün 4. kuvveti 81 çarpı x kare çarpı y üzeri 4 diyebiliriz sevgili gençler baştan 5. terime. Ortadaki terim nasıl bulunur? Ortadaki terimde 6'nın üçlüsü çarpı 2x'in 3. kuvveti çarpı eksi 3y'nin 3. kuvveti denilebilir. Peki katsayılar toplamı hem x'e 1 hem de y'ye 1 yazacaksınız. 2 kere 1 eksi 3 kere 1'in 6. kuvveti olacak. Yani eksi 1'in 6. kuvveti, yani katsayılar toplamı 1'dir diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim 8. sayfama. İlk sorum. X eksi 2y'nin 10. kuvvetinin açılımında terimler x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında x üzeri 7 çarpı y üzeri üçlü terimin katsayısı nedir? Şimdi y'nin küpü alınmış ya, demek ki onun üçlüsü varmış sevgili gençler. Çarpı x üzeri 10'dan 3'ü çıkardım 7 çarpı eksi 2y'nin de 3. kuvveti alınacak. Onun üçlüsü 120 idi. Çarpı x üzeri 7 çarpı eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Çarpı bir de y'nin küpü. 120 kere 8 960 olduğu için eksi 960 çarpı x üzeri 7 çarpı y'nin küpü oldu. Bakın bize şunun katsayısı sorulmuştu. Cevap ne olacakmış? Eksi 960 olacakmış sevgili gençler. Bu açılım yapıldığında terimler x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan 4. terim r artı 1'i 4'e eşitliyorsunuz. R 3 oluyor. O halde 8'in üçlüsü diyorsunuz. Çarpı x'in 5. kuvveti 8'den 3'ü çıkararak elde ettim. Çarpı bakın ben bunu şöyle yazacağım. Eksi 1'in 3. kuvveti çarpı hatta eksi 1 bölü 2 var özür diliyorum. Eksi 1 bölü 2 bunun 3. kuvveti çarpı x üzeri eksi 1'in burası biliyorsunuz 1 bölü x x üzeri eksi 1'dir. Bunun da 3. kuvveti. Pekala. Baştan 4. terim nedir diye sorulmuştu. 8'in üçlüsü 56 çarpı x üzeri 5 çarpı 1 bölü 8 ama eksilisi dolayısıyla eksiyi buraya yazdım. Çarpı x üzeri eksi 1 de 1 bölü x küptür. Pekala eşittir. Eksi 56'yı 8'e böldüğümüz zaman 7 gelir. Eksi 7 çarpı x üzeri 5'i x küpe böldüğümüz zaman da ne gelir? X kare gelir. İşte baştan 4. terim budur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Bu açılımda terimlerin katsayılar toplamı eksi 32 olduğuna göre k kaçtır diye sorulmuş. Yani ben x'e de y'ye de z'ye de 1 vereceğim sevgili gençler. 4 eksi 3 artı k. Bunun 5. kuvveti neymiş? Eksi 32'ymiş. Neyin 5. kuvveti eksi 32'dir? Eksi 2'nin. Demek ki içerisi eksi 2. 1 artı k eksi 2 ise k kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'tür diyeceğiz. Geçtim bir diğer soruma. X kare artı 1 bölü x'in 7. kuvveti açılımında x üzeri 5'li terimin katsayısı kaçtır? Şimdi diyeceğim ki r artı 1. terim x üzeri 5'li terim olsun. 5'li terim olsun. O zaman nasıl başlayacağım soruya? 7'nin r'lisi çarpı x karenin 7 eksi r'nin kuvveti çarpı 1 bölü x demek x üzeri eksi 1 demekti. Bunun da r'nin kuvveti eşittir. A çarpı a katsayımız x üzeri 5 olsun. 7'nin r'lisi. Şimdi şöyle diyelim. X üzeri 5 bu tarafta var ya. X'ler nereden gelir? Ya buradan ya da buradan gelir. Burası x üzeri 14 eksi 2r gelir. Burası da x üzeri eksi r gelir. Bu da x üzeri 5'e eşitmiş. R'yi bulmak için güzel bir yöntem. X üzeri 14 eksi 3r eşittir x üzeri 5 derim. Böylelikle 14 eksi 3r de 5'e eşit olacakmış. 3r de buradan 9'a eşit olur. R de kaçtır? 3'tür. Bizden katsayı istenmişti. Katsayılı kısım sadece şurası var. Dolayısıyla bizden aslında 7'nin üçlüsü istenmiş. 7'nin üçlüsü de siz biliyorsunuz ki cevap 35'tir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Bir de şuradaki sorumuzda çözersek binomla alakalı neredeyse tüm soruları çözmüş bulunursunuz sevgili gençler. Binomla alakalı sınavda soru çıkıyor mu? Evet çıkıyor ama genelde böyle 3-4 senede bir tane araya sıkıştırıyorlar. En son ne zaman çıktı diye soracak olursanız 2020'de çıktı. Sizin sınavınıza çıkar mı diye düşünecek olursak da Allah bilir. Çıkarsa artık çözersiniz. Çünkü tek bir formül var. Basit bir şekilde geri kalan işlem kalabalığı. Hadi bakalım. Sabit terim soruluyor. Sabit terimde biliyorsunuz ki a çarpı x üzeri 0'dır binom için. Yani x'siz terim, x'ten bağımsız terim. O halde başlayalım. Onun r'lisi çarpı x küpün 10 eksi r'nin kuvveti çarpı 1 bölü x karede biliyorsunuz ki x üzeri eksi 2'dir. Bunun r'nin kuvveti eşittir. A çarpı x üzeri 0 denilebilir. X'ler bir buradan bir de buradan gelecek. Bir de burada var bak x. X üzeri şununla şunu çarpın. 30 eksi 3r çarpı x üzeri eksi 2r eşittir. X üzeri 0. Yani bunları çarparsak x üzeri 30 eksi 5r gelir. Bu da x üzeri 0 ise sevgili gençler 30 eksi 5 r 0'a eşit olacak. Yani r kaçmış? 6'ymış. Sabit terim neresi o zaman? Bunlar gidiyorsa 10'un 6'lısıdır. Yani cevap 10'un 4'lüsüdür. 10'un 4'lüsünü hesaplayıverelim hadi. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2 yazsak yeter. 2 kere 4, 8. Şunu da şuna bölersek 3, 3 kere 7. 21 çarpı 10'dan cevap ne gelecektir? 210 gelecektir sevgili gençler. Evet, binom kısa olacağını söylemiştim videonun. Bir sonraki derste, olasılıkta görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.